Şok haber Kıbrıs'tan geldi. Atina'daki junta bir darbe ile Makaryos'u devirmiş ve Türk aleyhtarlığı ile ünlü Samson'u onun yerine oturtmuştu. Bunun anlamı çok açıktı. Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı, yani enosisti. Beklenecek zaman yoktu. Ülke sarsıldı. Hemen çok acele bir karar alınması gerekliydi. Yazıyor Makaryos'un düşürüldüğünü yazıyor, Kıbrıs yazıyor. Kıbrıs 20 yıldır Türkiye'nin gündemindeydi. Çeşitli defalar müdahale tehditleri yapılmış, donanma yola çıkarılmış ancak geri dönülmüştü. Bir defasında askeri gücümüz yetersiz kalmış, bir defasında da Amerika durdurmuştu. Ancak bu defa farklıydı. Artık Kıbrıs ve Türk toplumu kaybedilme noktasına gelmişti. Bu darbe şu veya bu şekilde mutlaka durdurulmalıydı. Karar aynı gece alındı. Ve gece başbakanlıkta, rahmetli Cumhurbaşkanı Korutürk'ün başkanlığında bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaptık. O Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bizim bir askeri müdahale yapmamızın uygun olacağı kararına varıldı. Varılmasına varıldı da kafalarda büyük soru işaretleri de vardı. 50 yıl boyunca ordu hiç sınır ötesi bir savaşa girmemişti. En önemlisi böyle bir müdahale Türk-Yunan Savaşı başlatabilirdi. Amerika ve İngiltere daha ilk dakikasından itibaren askeri bir müdahaleye karşı cephe almışlardı. Washington özel temsilcisi Joseph Sisko'yu arabulucu yapmış, şimdiden bir müdahale durumunda Türkiye'nin başına örülecek çorapları açıkça Ecevit'e anlatmıştı. Bütün bu risklere rağmen Türkiye geri dönülmez adımını 20 Temmuz şafağında attı. Kıbrıs semaları Türk paraşütçüleriyle doldu. About 3 minutes past 6, 4 minutes past 6 and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağınıza inanıyoruz. They were guided in by jet fighters and öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. The very first paratroopers are now hitting Cyprus soil. Over there, Anna. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. İnsanlar coşku içindeydi. Başarının sarhoşluğu sokakları sarmıştı. Yıllardır büyük devletler karşısında eziklik duyan halk, ilk defa Türk olmanın gururunu paylaşıyordu. Ancak gelin görün ki, harekatın ilk günü hava kararmaya başlarken adadaki durum hiç de sanıldığı gibi değildi. Adaya denizden Girne civarına çıkartma, havadan da Lefkoşa civarına indirme yapılmıştı. Yaklaşık 3000 asker yollanabilmişti. Silah ve cephane de kısıtlıydı. O günün olanakları bu kadardı. Üstelik deniz kabarmış, gerektiği kadar destek birliği de sevk edilememişti. Planlara göre havadan inenler ile denizden çıkanlar dimdik beş parmak dağlarını aşarak birleşecekler ve Kıskaç'ı kapatacaklardı. Kıskaç kapanınca da yeni takviye birlikleri gelecek, böylece Türk toplumunun yoğunluklu yaşadığı bölge kontrol altına alınacaktı. Planlar ilk başta çok iyi yürüdü. En önemlisi Girne ile Lefkoşa'yı ayıran saat beş parmak dağlarından geçebilmekti. Ancak saatler ilerledikçe bu birleşmenin güçlüğü de anlaşıldı. Beş parmak dağlarından beklenmedik bir karşı ateş başladı. Her mağaranın teker teker temizlenip ilerlemesi zaman alıyor ve gecikme kendini gösteriyordu. Akşam üstüne doğru durum biraz daha ağırlaştı. Kıskaç bir türlü kapatılamıyordu. Karanlık çöktüğünde durum daha da ciddileşti. Zira hava kuvvetleri uçamaz oldu. Kıyıdan destek ateşi veren deniz kuvvetleri de silahını susturmak zorunda kaldı. Kendi askerini vurmaktan korkuyordu. İşte tam bu anı bekleyen Rumlar ateşi arttırdılar. Türk askeri birdenbire yapayalnız kalmıştı. Diğer bir kötü haber Lefkoşa'dan çıktı. Kıbrıs'taki Türk alayına karşı ani ve hiç beklenmedik bir saldırı hazırlığının haberi geldi. Türk alayı birleşmeye yardım etmek amacıyla paraşütçü birliklerin indiği bölgeye kaydırılmıştı. Bu alayın durdurulması veya büyük bir ateş altına alınması operasyona büyük bir darbe indirebilirdi. Gece olup hava tamamen karardığında artık göz gözü görmüyordu. Sadece silah sesleri duyuluyordu. Mehmetçik sabah olana kadar direnebildiği takdirde büyük bir faciadan kurtulabileceği biliniyordu. Aksi halde
başlamış olan harekat ilk gününde tıkanacaktı. Kimse böyle bir olasılığı düşünmek bile istemiyordu. Her geçen saat değil, her geçen dakika sayılır oldu. Ankara'daki gerilim çok daha fazlaydı. Her ne kadar basına her şeyin iyi gittiği bildiriliyor ve TRT Türk askerinin Lefkoşa'ya varmak üzere olduğunu açıklıyorsa da adadan bir türlü yeterli haber alınamıyordu. Haberleşme kesilmişti. Genelkurmay ve Başbakanlık nefeslerini kesmişler, telsizden gelecek bir haberi beklemeye başlamışlardı. Ecevit o gece sabaha kadar uyumadı. Bir süre o Lefkoşa'daki alayımız bizi çok kaygılandırdı. Çünkü hiç erişemiyorduk onlara ve her yandan çevrili durumdaydılar. Gece sabaha kadar dua ettim onlara bir şey olmasın diye. Ve uyku uyuyamadım tabii, mümkün değildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ecevit'in duaları gerçekleşti. Türk jetlerinin sesi herkese derin bir nefes aldırdı. Hava kuvvetleri pusuya düşürülmüş ve etrafı çevrilme noktasına gelmiş olan Türk askerini rahatlattı. Hem denizden hem de havadan bombardıman Rumların direnişini kısa bir sürede yok etti. Türkiye büyük bir tehlikenin eşiğinden dönmüştü. Bir avuç askerin kahramanlığı Türkiye'nin prestijini kurtarmıştı. Artık Kıbrıs'ın kalbine giden yol açılmıştı. Türk toplumunun %60'ı hala Rumların elinde kalmıştı. Müdahale ile birlikte onların durumları daha da kötüleşmişti. Zira adanın çeşitli yerlerine dağılmış olan Türk köylerinin etrafı silahlı Rumlar tarafından çevrilmiş, adeta rehine alınmışlardı. Normal olarak harekatın daha sürmesi gerekiyordu. Ancak araya Amerika ve İngiltere girdi. Askerin durmasını ve diplomasi masasında bir çözüm aranması önerildi. Artık Atina'daki maceracı junta da düştüğüne göre Türkiye'nin istediği gibi siyasi bir çözüm bulunabilirdi. İşte bu anlayışla Cenevre'ye gidildi. Birinci Cenevre Konferansı'nda nihayet Türk toplumunun varlığı diğerleri tarafından kabul edildi. Kıbrıs sorunu çözülmüş değildir. Milletçe uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Biz sadece bizi kesin sonuca götürecek olan yolun önündeki engelleri, demir kapıları açtık. Hemen bir hafta sonra da ikinci Cenevre toplantısı başladı. Bu defa Türk ve Rum liderler de katıldılar. Amaç yeni bir Kıbrıs yaratılmasıydı. Ciddi diplomatik savaş iki aşamada yaşandı. Birincisi ateşkesin şartları. Bu savaşı kaybettiler. %100 kaybettiler. Türk tarafı ateşkesin şartlarını istediği gibi kabul ettirdi. O kadar ki genellikle ateşkes anlaşmalarında çatışan kuvvetler ateşkes müzakerelerinin başladığı andaki hatlarında kalırlar. Biz bunu açtık. Biz dedik ki biz ancak geri yürüyüşe devam ediyoruz. Çünkü bizim gayemiz Türk toplumu nerede varsa o toplumu kurtarmaktır. İkinci savaş müzakerelerin ikinci safhasında oldu. Ağustos safhasında oldu. O zaman da bunlar ilk defa ayrı bir Türk toplumunun ve bu topluma ait bir idarenin mevcut olduğunu kabul ettiler. Ancak daha ilk günden itibaren Rumların asıl amaçlarının o olmadığı, Türk askerlerini geri göndermek ve eski statüye geri dönmek olduğu ortaya çıkıverdi. Oysa adada durum giderek gerginleşiyordu. Küçük bir cebin içine sıkışmış Türk ordusu ve yüzlerce Türk köyünün etrafı silahlı Rumlar tarafından sarılmıştı. Bu şekilde kalınması imkansızdı. Ya acil bir anlaşmaya varılmalı veya Türk ordusu harekatını tamamlamalıydı. Cenevre'deki pazarlıklardan umut kesildiği o anda Dışişleri Bakanı Turan Güneş Ankara'daki özel bir numarayı aradı ve Ecevit'e şifreyi adeta fısıldadı. Ayşe tatile çıkabilirdi. Ayşe Turan Güneş'in kızıydı. Aynı zamanda da ikinci harekatın parolası.
İkinci harekatın sonunda Türkiye adanın %35'lik bölümünü ele geçirdi. 20 yıldır kanayan bir yara Türk süngüsüyle kesilmişti. Kıbrıs harekatı 70'lerde ve sonraki yıllarda bir daha hiç yaşanmayacak bir birlik havası estirdi. Sağcısı, solcusu, işçisi, işvereni, öğrencisi ve memuruyla Türk halkı birbirine kenetlendi adeta. O sevgi ve coşku selinin adresi de Bülent Ecevit'ti. Halk Ecevit'i Kıbrıs Fatihi, dünyaya kafa tutan adam, cesur lider olarak gördü ve bağrına bastı. Ancak Batı dünyası tam aksine Ecevit'in hanesine ikinci bir eksi puan koyuyordu. Kıbrıs bardağı taşırmıştı. Washington ikinci defa Ecevit'e kızıyordu. İlki de haşhaş ekimini serbest bırakmasından dolayıydı. 12 Mart döneminde Amerika'nın baskısıyla yasaklanan haşhaş ekimine Ecevit'in yeniden izin vermesi affedilmemişti Washington'da. Haşhaş bir bölüm çiftçinin tek geliri, yüzünü güldüren tek üründü. Amerika ise bu yasakla ülkesinin uyuşturucu sorununu çözmeyi hesaplamıştı. Bu yolla bir çözüm bulamayacaklarını kendileri de biliyorlardı ancak Amerikan kamuoyunun hoşuna giden bir adımdı. Aynı Ecevit, şimdi de Washington'a rağmen Kıbrıs'a müdahale edince Batı kampından aforoz edildi. Aslında bu ambargo kararı çok önceden alınmıştı. Birçok kimse sanır ki 1974'te Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla ambargo kararı almıştır. Oysa gerçek o değil. Ben bunu yıllardır, bunu da yıllardır anlatamıyorum. Biz haşhaş ekimi kararını Temmuz başında aldık. 1 Temmuz'da yayınlandı resmi gazetede. Haşhaş ekimi yasağını kaldıran Bakanlar Kurulu kararını. Ondan hemen birkaç gün sonra, yani Kıbrıs'ta daha darbe olmadan, bizim barış harekatımız olmadan önce Amerikan Senatosu'ndan Türkiye'ye ambargo uygulama kararı çıktı. Ancak aylar sonra buna Kıbrıs bahanesini de eklediler. Haşhaş kararı ardından Kıbrıs harekatı Türkiye'yi birdenbire Batı'nın kıskacına sokuverdi. Gerilim öylesine tırmandı ki Amerika'nın Türkiye'deki büyükelçisini geri çekeceği söylentileri çıktı. Dahası Pentagon'da askeri operasyonlardan söz edildiği duyuldu. Çok ağır, inanılmaz tehditlerde bulunuyorlardı. İşte Türkiye'yi NATO'dan çıkartmalıyız. İstanbul'da işte şu camileri bombalamalıyız gibi tehditler, böyle yetkili mevkide kimseler tarafından. O güne kadar hiç bilinmeyen ve tadılmamış bir baskı mekanizması ülkeyi cendere altına alıverdi. Türkiye artık eskisi gibi sürekli sırtı sıvanıp hoşuna giden sözlerin söylendiği bir müttefik olmaktan çıkmıştı. Cezalandırılması gerekirdi. Kıbrıs ve Haşhaş olayları sistemin disiplininin dışına çıkmış olaylardır. Amerika'nın affetmeyeceği sistemin disiplinine çıkma olayıdır. Bülent Bey bu kararları verirken sistemin disiplinin dışına çıktığı için, hatırlarsınız, önce ambargoyla sonra ekonomik sıkıştırmalarla Türkiye cezalandırma yoluna gidilmiştir. Ve bunda da çok daha etkili olmuştur Amerika. Bir tabii bu gene Türkiye'nin karışmasının sebeplerinden bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı dış politika tabularını yıkmak istemesi oldu. Örneğin bu Haşhaş ekibi konusunda alınan karar. Ecevit'in bu karardan sonra karşılaştığı, Amerika'dan karşılaştığı direnç karşısında duvarları yıkarız tehdidinin bulunması. Kıbrıs ambargosu 1973'teki petrol fiyatlarının birdenbire astronomik artışıyla birleşince yıllar boyunca sürecek büyük bir ekonomik krizin ilk işaretleri kendini gösteriverdi. Kriz sokaktaki insana büyük zamlarla yansıdı. Benzin bulunamaz oldu. Tüp gaz, şeker ve yağ için uzun kuyruklar belirdi. Kıbrıs Fatih olarak alkışlanan Ecevit birdenbire kuyruklar döneminin mimarı olmakla suçlandı. Buna rağmen çalışanlar için Ecevit yine de umuttu. Thank you.
Kıbrıs zaferinin sarhoşluğu çabuk geçti. Türkiye yeniden iç sorunlarına ve ünlü kavgalarına döndü. İlk çatışma da tabii koalisyonda belirdi. Aslında hem Kıbrıs zaferinin paylaşılması hem de ekonomik kriz hükümeti sarsmıştı. Biz tamamını alacaktık. Ondan sonra masaya oturacaktık. Rumlarla tamamını aldıktan sonra bir anlaşmaya oturursak şimdi verdiğimizden fazlasını bile alır ve anlaşma da olurdu. Bu Kıbrıs Barış Harekatı'na bir harekatına bir cihat havası, fetih havası vermeye kalkıştı. Ve fakat Milli Selamet Partisi'nin tutumu dünyada ciddi kuşkular uyandırabilecek ve bizim elimizi kolumuzu bağlayabilecek sorunlar yaratabilirdi. O nedenlerle ayrıldık. Türkiye için yepyeni ve karanlık bir dönem başlıyordu. Yaklaşık 6 ay boyunca meclisten yeni bir hükümet formülü çıkamadı. Ekonomik kriz ve siyasi belirsizlik sokaklardaki tansiyonu günden güne arttırdı. Ülke adeta sağ ve sol kamplara bölünmeye başlamıştı. Hem mecliste hem de sokaklarda hızlı bir ayrışma yaşanıyordu. Dahası taraflar birbirlerini vatana ihanetle suçlayacak kadar uzlaşmaz ve sert bir dil kullanmaya başlamışlardı. Sonunda meclisteki kilitlenmeyi Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel çözdü. Onun tabiriyle demokrasilerde çare tükenmezdi. Yeni koalisyonda merkez sağın geleneksel temsilcisi Adalet Partisi, İslam'ın bayraktarı Milli Selametçiler, sokağı kontrol eden Milliyetçi Hareket ve sağda statikonun bekçisi olan Güven Partisi vardı. Bu koalisyona kendilerinin verdikleri isim de çok tehlikeli bir dönüm noktasının adıydı. Milliyetçi Cephe. Mart'a kadar geldik ki Eylül'den hükümet yok. Parlamento hükümet çıkaramıyor, düşünün. Ve o zaman biz bir hükümet çıkarma için elimizi kolumuzu sıvadık. Başka türlü hükümet kurulamazdı Türkiye'de. Ve çok önemli bir olaydır o. Yani 45 sene sonra o hükümeti kurduk biz. 4 senede gitti o hükümet. O yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun en etkili isimlerinden Taha Akyol ise MC'nin kuruluş mantığındaki hatayı anlatıyor. MC kurulurken bütün Türkiye'nin partisi olmak, tansiyonu düşürmek gibi bir rasyonellikle değil, Ecevit'le birlikte yükselen solu durdurmak, solun karşısında bir baraj oluşturmak gibi negatif bir duyguyla kurulmuştu. Dolayısıyla yükselen solun peşindeki milyonlar bu hükümeti kendisine karşı düşman olarak gördüler. MC'nin temel hatası cephe olmasıydı, cephe mantığıyla hareket etmesiydi. Milliyetçi cephenin varoluş nedeni sola karşı duyulan tepkiydi. Sol güçlerin ülkeyi adım adım komünizme sürükleyeceğine inanıyorlardı. Bu gidişe dur diyeceklerdi. Ecevit'in şahlandırdığı solu dizginleyeceklerdi. Milliyetçi cephe diye adlandırılan o tarihteki 4 tane sağdaki partinin bir araya gelerek oluşturdukları 2 tane hükümet var biliyorsunuz kısa süreli olmak kaydıyla. Her iki şeyde de birinci derecede tabii amaç CHP'nin dışında ülke idaresinin sağ partiler tarafından yönetilmesiydi. Solun sadece mecliste dizginlenmesi yetmezdi. Asıl sokaklarda dur denmeli ve gelişmesi engellenmeliydi. Bunun için biçilmiş kaftan da ülkücülerdi. Zaten hem eğitimli hem de deneyimliydiler. Yaklaşık 10 yıldır özel kamplarda eğitilmişlerdi. Adları komandoya çıkmıştı. Ülkücüler, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kuruluş döneminde bazı şehirlerde Türk milliyetçiliği düşüncesine sempati duyan gençler kamplar da yaptı. Tıpkı bu izci kampları gibi. Müsait yerlerde toplandılar. Orada spor yaptılar. Orada tüfekle, tabancayla varsa eğer atış talimleri yaptılar. Birbirlerini tanıdılar. Ülkücüler Milliyetçi Cephe'nin kanatları altında sola karşı başlattıkları cihatta yalnız kalmadılar. Devlet güçlerinin sempatisine sahiptiler. Biz polis ise askere
ve devletin güvenlik güçlerine hiçbir zaman karşı gelmediğimiz gibi hep yardımcı olduk. Hatta sloganlarımız var. Ordu millet el ele, işte ülkücüler el ele, güvenlik güçleriyle omuz omuza. Onlar devleti koruduklarını, devlete sahip çıktıklarını düşünüyor, devletin güçleri de onlara kol kanat geriyordu. O tarihte gelen bir takım adam öldürme olaylarında, özellikle sadece kesimin sanık olduğu, kesimden kişilerin sanık olduğu olaylarda, sanıklar hep sağlıkla ilgili raporlar dosyaya ibraz ediyorlardı. Yani o tarihte örneğin şu devlet hastanesinde şu ameliyatı olmuştum, şu kan merkezinde kan veriyordum, işte bunun raporu gibi. Bunlar değişik mahkemelerde de dağılmış durumdaydı bu gibi davalar. Bu raporların gerçek olup olmadığını, yani evet raporlar o hastanelere verilmişti ama gerçekten ameliyat olup olmadığını, gerçekten kan verip vermediğini, örneğin kan grubunun tespitiyle aramak istediğimizde bunu kesinlikle beceremedik. Bütün yollar tıkandı. İşte tam bu sıralarda devletin içinde bir başka gizli örgütün adı duyuldu. Uzun yıllardır varlığı bilinen ancak herkesin elle tutamadığı, gözle göremediği bir örgüt. Onun da hedefi ülkücülerde aynıydı. Solu ne pahasına olursa olsun durdurmak. Bu örgütün adı da kontrgerillaydı. Kontrgerillayı kamuoyunun gündemine ilk defa Ecevit soktu. Örgüt maddi sıkıntıdaydı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Sancar para bulabileceği tek adresin Başbakan Ecevit'in kapısını çaldı. Niçin istiyorsunuz bu parayı dedim. Özel Harp Dairesi için dendi. Ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar bunun masrafını karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan Askeri Yardım Binası'nın bir kanadında dediler. Peki ne yapar bu kuruluş dedim. Efendim dediler bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yeraltı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir dediler. Ve bir takım gizli silah depoları bulunur bu örgütün dediler. İşte kontrgerillanın varlığı hükümetin en tepesindekiler tarafından bile ancak böyle bir kaza eseri öğrenilebilmişti. Kontrgerilla o tarihten itibaren yıllar boyunca günlük yaşamımızdan çıkmadı. Aslında bu örgüt NATO tarafından olası bir Sovyet işgaline karşı kurulmuştu. İşgal durumunda örgüt gizlendiği yerden çıkacak, toprağa gömdüğü silahlarını alacak ve direnecekti. Örgütün her ülkedeki adı da farklıydı. Fransa'da Rüzgar Gülü, İtalya'da Gladio, Yunanistan'da Kuzu Postu. Aslında Kontrgerilla adlı bir örgüt yoktu. Bu kullanılan yöntemin adıydı. Söylentilere göre yönetenler de Genelkurmay'a bağlı olan Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantılarıydı. Amaçları halkı direnişe çekmek, gerekirse örgütlemekti. Yasal statüleri yoktu. İsimleri bilinmiyor, yakalanamıyor, yargılanamıyorlardı. Sivil uzantılar denince akla hemen ülke ocakları geliyordu. Kimileri bunu açıkça söylüyor, kimi ima ediyordu. Sarıkamış'ta bize oradaki komutan yemek veriyordu. Tabii yan yana oturuyorduk. Sohbet sırasında onun da bir ara bu Özel Harp Dairesi'nde çalıştığını anladım. Ben de o sırada nereden imkan bulursam bilgi toplayayım gayreti içindeydim. O generalin, sayın generalin bir süre o örgütte, o Özel Harp Dairesi'nde çalıştığını öğrenince bu konuyu açtım. O kaygınıza hiç yer yok, bunlar çok dürüst insanlardır, böyle karanlık işlere bulaşmazlar dedi. Peki ama sayın general dedim, şu sırada Sarıkamış'taki MHP ilçe başkanı da o ömür boyu görevlilerden biri olamaz mı dedim. Evet öyledir ama çok iyi bir kimsedir dedi. Bu da tabii benim kaygılarımı büsbütün arttırmış oldu. Ülkücülerin uzun yıllar avukatlığını yapmış olan Can Özbay da teklif alanların arasındaydı. Hukuk fakültesinde Ülkü Ocağı Başkanı olduğum dönemde karşı kahvede ön köşedeki masada tek başına oturan, yüzünü gazetelerin kapatmış şahsın beni beklediğini, görüşmek istediğini söyledi. Gittim. O şahıs gazeteyi indirmedi. İşte, Can hoş geldin.
sen şöyle cesursun, böyle akıllısın, şu kadar beceriklisin, seni daha iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yeteri kadar maddi imkan temin edilecek, sana kimlik verilecek, mahkemelerde şurada burada ceza almaman sağlanacak. Buna karşılık da vatan haini komünistlere karşı çalışacaksın, bize bilgi vereceksin, verilen görevleri yapacaksın şeklinde. Çeşitli zamanlarda, çeşitli mekanlarda birbirinden ayrı kişiler tarafından teklifler geldi. Tabii bu teklif sadece bana değil, benim gibi sağda ve solda temsilcide birçok kişiye yapıldı. Pek çok öğrencinin itiraz edilmeyeceği gerekçelerle ve avantajlarla teklifleri yapıldı. Onları da kabul ettiler. Hem devlet güçlerinin hem de sokaklardaki komandoların amaçları ve hedefleri aynıydı. Sol tehlikeyi durdurmak. Manzara işte böylesine kapkaraydı. Ecevit döneminde bayrak açan sol, şimdi gerilemiş savunmaya geçmişti. Milliyetçi cephe, solu durdurmak için hükümete yerleşmiş, sokaklarda ülkücülere emanet edilmişti. 1974-75'in Türkiye'sinde hızla sağ ve sol kamplaşma gerçekleşmişti. Her iki taraf siperlerine girmiş, hazırlıklarını tamamlamıştı. Bir kıvılcım bombayı patlatmaya yeterliydi. Ve o kıvılcım İstanbul'da 1974'ün aralığında üniversitede çaktı. Vatan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Şahin Aydın bıçaklanarak öldürüldü. Bu 12 Mart sonrasında yaşanan ilk siyasi cinayetti. Sol görüşlü öğrenciler Aydın'ın cenazesini büyük bir gövde gösterisine dönüştürdüler. Cinayet çarkı artık dönmeye başlamıştı. Sol adına devrim yapmak için yola çıkanlar, devleti koruma adına silahlanan ülkücüler birbirlerini kıyasıya vurur oldular. Gün geçmiyordu ki yeni bir bıçaklama, yeni bir kurşunlama ve bombalama haberi gazetelerde yer almasın. Ölüm giderek kanıksanmaya, vakayı adiyeden görülmeye başladı. Dönemin gazeteleri trafik kazaları gibi anarşi raporları yayınlar ve ölenlerin listelerini verir oldular. İşin ilginç yanı, hem devrimciler hem de ülkücüler kendilerini savunduklarını söylüyorlardı. Suç hep karşı taraftakindeydi. Devrimciler her zaman savunma durumunda oldular ve meşru müdafaadaydılar. Yani kendine silah ve bomba atan adamlara ülkücüler çiçek mi atacaktı? Şiddet bir kez gündeme geldiği zaman, onu şiddete karşı, şiddete dayanmayan, barışçıl bir yöntemle kendini korumak mümkün olmayabilir. Kavga başladıktan sonra yumruk sayılmaz. Kim kime vuracaksa vurur. Gücü yettiği kadar vurur, yetmeyen de kendisini savunur. Hepsinin hedefi birdi, Türkiye'yi kurtarmak. Kendi düşüncelerine göre, kendi görüşlerine göre bir Türkiye kurmak için silaha sarılmışlardı. Sol da boş durmuyordu. Ülkücü hareketin karşısındaki devrimci cephe 12 Mart'ta yenilmiş ancak yok olmamıştı. Yasa dışı kabul edilen THKPC, THKO ve TİKKO örgütlerini kurmuştu. Ecevit hükümetinin çıkardığı genel af ile lider kadroları serbest kalmış ve yeniden toparlanmışlardı. Dönemin en büyük örgütü de Dev Genç'ti. Bir müddet sonra kendini topladı ve önemli bir güç haline geldi. Ve Dev Genç böyle oluşmaya başladı. Önce üniversitelerden başlayan bir gençlik hareketi olarak başladı. Daha sonra liselere, Anadolu'ya, daha sonra da gecekondulara doğru yayıldı. 74 tane şubesi var idi, resmi işleyen. Etkilediği kitle ise Türkiye genelinde bakıldığı zaman 100 bine yakın insan etkilemekteydi. Her üniversite adeta bir kaleydi. Fakülteler bir tenis topu gibi el değiştiriyor, yüksek okullar karşılıklı baskınlarla işgal ediliyor, karşı saldırılarla geri alınıyordu. Boykotlarla eğitim engelleniyor, öğrencilerin de can güvenliği sağlanamıyordu. Devrimcilerle ülkücüler arasındaki savaşın en can alıcı laboratuvarı Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. Türkiye'deki bu toplumsal uyanış ilk kez ODTÜ'yü vurdu. ODTÜ'de 8 Kasım 1974'te büyük bir saldırı oldu. Daha ODTÜ'de hiç silah, tabanca, hiçbir şeyin olmadığı koşullardı. Kissinger'la ilgili bir boykot vardı bizim. Boykotu ODTÜ kampüstür. Dışarıdan gelip basıldı. Orada bir arkadaşımız yaralandı ve iki arkadaşımız daha hastaneye edildi.
Arkasından 9 aylık boykot başladı. 9 aylık boykot sırasında ilk okul arabaları tarandı. Oradaydım ben de. Semih Erbek diye bir arkadaşımız öldü. Solun kalesi diye bilinen ODTÜ'yü ele geçirmek için önce rektör görevden çıkarıldı. Ardından 300 ülkücü öğrenci işçi kimliğiyle üniversiteye sokuldu. ODTÜ bir anda savaş meydanına döndü. Sadece öğrenciler değil, öğretim üyeleri de baskılardan nasiplerini almaya başladılar. Ama benim görebildiğim yani Türkiye'deki en güçlü demokratik mücadelelerden biri ortaya çıktı. Öğretim üyelerinden öğrenci ailelerine, öğrenci velilerinden işçilere kadar 9 ay hiç kimse okula girmedi. Müthiş bir boykottu. Bu direniş üniversiteyi kapanma noktasına kadar getirdi. Ülkücülerin ODTÜ'de tutunma çabası böylece kırıldı. Ancak aylardır süren gerilim de sağcıların üniversiteyi terk etmesinden hemen önce patlayıverdi. Rektörlük önünde toplanan öğrencilerin üzerine önce bomba atıldı, sonra otomatik silahlar konuştu. Sonuç bir ölü 36 yaralıydı. Önce çok iyi planlanmış bir saldırıydı. Bütün bu mavi gömlekliler rektörlük binasında toplanıyorlardı. Rektörlük binasından bir küçük ses bombası attılar. Gürültüye herkes çıktı, asker geldi, toplandı ve herkesin toplandığı anda askerlerin, okulda karakolda görevli askerlerin ve dışarıdan gelen yüzbaşının da bulunduğu grubun üzerine çok büyük bir bomba atıldı. İlginç bir şey tabii, o bombayı geliyor diye bağırıldı. Kafamı kaldırıp baktığımda herhalde kolum uzunluğunda bir demirin içerisinde bir demirin indiğini gördüm. Yüzbaşı rektörlüğe doğru ittim, bir 2-3 metrelik yerden düştü. Ben kendimi kaldırıp başka bir tarafa doğru attım. Yani uçtuğum mesafeyi şimdi gidip baktığımda çok uzun geliyor. Bir arkadaşımız orada öldü. Yani dağıtabildiğimiz kadar oradaki kümelenmeyi o can havliyle dağıttık ama bir kişi bomba etkisinden dolayı öldü orada. 2-3 arkadaşımız yaralandı. Hemen bombadan sonra ateş açıldı üzerimize. Rektörlükten ciddi bir yaylım ateş açıldı. Herkes panik içinde kaçıştı. Ve aynı anda minibüste, bu çok kısa süreler bunlar ama çok can alıcı süreler, rektörlükten açılan ateşin bitmesiyle beraber rektörlüktekilerin kaçması bir oldu. Minibüse bindiler ve gittiler. Sonuç olarak ODTÜ'nün bütün bu dönemdeki tarihine baktığınız zaman 16 tane falan ölüsü var. Yani 16 tane insan ODTÜ'de o dönemde bu tip saldırılarla, otobüsler taranarak, İşte şehre indiğiniz zaman ODTÜ'lü olduğu için öldürülerek falan bir mücadele oldu bu yani. Türkiye'yi uzun yıllar süresince uğraştıracak ve korkunç kan akıtacak bir başka gelişmenin filizi de yine bugünlerde boy gösterdi. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan Halim Selim görünüşlü bir öğrenci 16 arkadaşını Dikmen'de bir eve davet etmişti. Bu 16 kişinin adı daha önceleri sol örgütler içinde anılıyordu. Artık kendi örgütlerini kurmaya karar vermişlerdi. Karışık bir dönemin sağladığı olanaklardan yararlanmaları gerekiyordu. Onlar bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefliyorlardı. Bunun için de silahlı eylem kararı verdiler. Artık konuşmak değil, silah kullanma vaktiydi. Ülkede kendini gösteren terör ortamı bu grup içinde biçilmiş bir kaftandı. Silah üstüne andıştılar. Adlarını da Dikmen'deki davetin sahibinden, Abdullah Öcalan'dan aldılar. Onlara Apocular derdi. Ve yine o günlerde Türkiye'de herkesin hafızasından silinmiş, unutulmuş bir kan davası 22 Ekim 1975 günü Viyana'da yeniden patlatıldı. Türkiye'nin Viyana'daki büyükelçisi Daniş Tunalıgil 3 Ermeni militan tarafından öldürüldü. Katiller 1915'te 60 yıl önce yapıldığı iddia edilen sözde Ermeni katliamının intikamını aldıklarını dünyaya duyurdular. Örgütün ismi Asala'ydı. Yani Ermeni Ulusal Kurtuluş Ordusu. Aradan 2 gün geçmişti ki bu kez Paris'teki büyükelçi İsmail Erez yine aynı şekilde katledildi. Böylece 40 Türk diplomatının yaşamına mal olacak bir cinayetler
ve suikastlar dizisi başlamış oluyordu. Asala'nın eylemleri 80'li yıllarda Türkiye'nin kalbinde Ankara Esenboğa Havalanı'nda son noktasına geldi. Ardında hafızalardan silinmeyecek dehşet görüntüleri ve masum insanların kanlarını bırakarak. Bu tarafa! Türkiye içte ve dışta kan kaybediyordu. O günlerde bir daha hayatımızdan hiç çıkmayacak bir başka canavar kabuklarını kırmaya başladı. Bunun adı enflasyondu. Ekmek 250 kuruş, benzin 270 kuruş, dolar da 15 liraya tırmandı. Milliyetçi cephe döneminde ülke işte böylesine kilitlenmişti. Bir yandan dış baskılarla kuşatılmış, bir yandan iç sorunların ağına yakalanmıştı. Terör arttıkça kamplaşma hızlandı, kamplaşma hızlandıkça terör arttı. Türkiye bir kısır döngüye yakalanmıştı. Ülkedeki bu gelişmelerden ordu da rahatsızdı. Teröre karşı devletin yeni bir mekanizma kurmasını istiyorlardı. Bunun adı da Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ydi. Ancak askerin bu projesine hiç beklenmedik bir engel çıktı. Devrimci İşçi Sendikaları, yani DİSK. O dönemin yıldızı parlayan işçi konfederasyonuydu. Özel sektörde örgütlüydü. Toplu sözleşmelerin inatçı ve katı bir pazarlıkçısıydı. Devrimci söylemiyle işçilerin en çok tercih ettikleri bir sendikaydı. 500 bin üyesi vardı. Bir işaretiyle işçiyi sokağa dökebiliyordu. Bunu da 1 Mayıs 1976 günü kanıtladı. Türkiye tarihinde ilk defa 1 Mayıs'ı bahar bayramı olarak değil, işçi bayramı olarak yaşadı. DİSK o gün 100 bin kişiyi Taksim'e toplamayı başardı. İşçi yoğunluğu en yüksek olan 1 Mayıs'tır. Bu 200 bin civarında işçinin toplanabildiği bir 1 Mayıs oldu. Bunun yanında da adeta işçiler değil, o 1 Mayıs'ta, 76 1 Mayıs'ta fabrikalar yürüdü. Bence 1 Mayıs 76'ya gelindiğinde Türkiye'deki demokratik sol mücadelenin bir taçlanmasıydı 1 Mayıs 76 ile beraber diye düşünüyorum. İşte DİSK'in bu gücüne bir de muhafazakar Türk İş'in 26 sendikası katılınca milliyetçi cepheye karşı son derece güçlü bir muhalefet doğdu. CHP bayrak olmuş, işçi yürümeye başlamıştı. CHP ve DİSK devlet güvenlik mahkemelerine özgürlükleri kısıtlayacağı, demokrasiyi ortadan kaldıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyorlardı. DİSK ardı ardına gösteriler örgütledi. Tüm işçi hareketini degemelere karşı ayaklandırdı. Ülke birdenbire grevler, iş bırakmalar ve direnişlerle sarsılıverdi. Milliyetçi cephe köşeye sıkıştı. CHP ve DİSK öylesine sert bir direniş gösterdiler ki biri meydanlarda, diğeri mecliste, sonunda degeme yasasını engellemeyi başardılar. Bu askerler açısından en büyük ihanetti. Onların gözünde ülke adeta teröre teslim ediliyordu. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ne karşı çıktık biliyorsunuz o günlerde. Meşhur bir eylemimiz de odur. Binlerce insanı işten attılar. Olağan rejimin mahkemesi olağanüstü olmazdı onun için. DGM şokunun yaşandığı 1976 yaz aylarında Türk Silahlı Kuvvetleri bambaşka bir sıkıntı içindeydi. Zira tayin terfi dönemi gelmişti. Sorun bir kuvvet komutanlığına Başbakan Demirel'in isteği üzerine 4 yıldızlı bir orgeneral varken 3 yıldızlı bir kor generalin atanmasıyla çıktı. Bu gelişme ordunun geleneklerini alt üst etti yine. Tarihinde ilk defa generaller mahkemeye başvurdular. Mahkeme kararı bozunca bu defa terfi bekleyenler emekli oldu. Emeklilik günlerini sayanlar terfi ettiler. Gelecekten pek de beklentisi olmayan generallerin arasında Kenan Evren de vardı. Türkiye'nin en küçük ordusunun başına Ege Ordu Komutanlığı'na atandı. İşte alın yazısı bu.
Alın yazısı. Onun için dedim ki iyi, biz Ege Ordu komutanlarını da seviyorum ben. Yani sevindim. Neden? Memleketim. Alaşehirliyim, Ege'liyim. Orada yerleşiriz dedim. Ege'nin yeni ordu komutanını o günlerde pek kimse tanımıyordu. En büyük sıkıntıyı da gazeteciler yaşadı. Kenan Paşa'yla tabii ilk tanışmamız biraz tatsız oldu. Kenan Paşa komutanına tayin edildiği zaman gazeteye resmini bastık. Kendisi o tarihte Ege ordusunda. Meğer biz başka resim basmışız. Kenan Paşa'nın resmini basmamışız. Arkadaşlar büyük bir heyecandan gazeteyi Kenan Paşa'ya götürünce azar işittiler. Elimizde de resim yok. Tanımıyoruz da. İkinci bir resim bulduk. Bu Kenan Paşa diye bastık. O da değilmiş. Ancak üçüncü resimde Kenan Paşa'nın gerçek resmini bulduk. Kenan Paşa'nın çok iyi tanınacağı günler de gelecekti. 1977'nin başlarında Türkiye'de tam anlamıyla bir yangın vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ile güç birliği yapan işçiler milliyetçi cepheye nefes aldırmıyorlardı. Sokaklarda devrimci, ülkücü kavgası tüm hızıyla tırmanıyordu. İşte tam da bu sırada DİSK bir çağrı yaptı. 1 Mayıs 1977 günü tüm işçileri tekrar Taksim'de toplanmaya çağırdı. Bu milliyetçi cephe ile en büyük hesaplaşma günü olacaktı. Yüz binlerce insan Taksim'e doğru ilerlerken birazdan patlayacak olan bombanın fitilinin ateşlendiğinden habersizdiler. 1977 Türk solunun kader yılı oldu. Sol tarihinin en büyük yükselişini sergiledi. Ancak 1 Mayıs olayı aynı solun büyüsünü bozdu. Katliam ve ardı ardına gelen suikastler halkı korkuttu. 1977 erken seçimlerin, devrilen hükümetlerin ve huzursuzlaşan bir ordunun yılıydı. Yıla tam bir bunalım içinde girdi. Ekonomi artık felce uğramıştı. Merkez Bankası'nın çekleri yurt dışında karşılıksız çıkıyor, kabul edilmiyordu. Döviz kıtlığı dayanılmaz boyuta gelmişti. Bulgaristan parasını alamadığı için elektriği kesmiş, kısıntılar günde 11 saate kadar çıkmıştı. Irak da aynı şekilde ödeme olmadığından petrol vermiyordu. Benzin kuyrukları giderek uzuyor, tüp gaz bulunamıyordu. %200'lere varan bir zam furyası yaşanıyordu. Köyden şehire göç çığ gibi büyüyordu. Her yeni gelen beraberinde daha yeni sorunlarla kentleri kuşatıyor, gecekondu mahalleleri mantar gibi yayılıyordu. Bu ortamda arabesk salgını yolunu şaşırmış milyonların feryadı nesin geliyordu. Türkiye müthiş bir değişimin sancılarını yaşıyordu. Kalsın bu dünya, gitsin bu rüya, ağlanıp da güne, yazıklar olsun. Doğlamış şiirler, yaşanmamış dertler, hasret çeken sadece şarkıların değil, kentleri dolduran aç ve işsiz milyonların da umudu soldu. Solun tek ümidi de Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'nin arkasındaki en büyük güç ise DİSK'ti. Sol, CHP'nin şemsiyesi altında toplanmıştı. Amaç aynıydı. Milliyetçi cepheyi devirmek ve Karaoğlan'ı tek başına iktidara getirmek. Zaten o sıralarda MC içinde çatlaklar kendini göstermeye başlamıştı. MSP, ülkücü terörden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor, MHP ise MSP'yi yeşil komünist olmakla suçluyordu. Sağdaki ayrışma hızlanmıştı. Bunca baskı altında daha fazla devam edemeyeceklerini görmüşler ve erken seçim kararı almışlardı. Sol cephe işte bu ortamda seçimler öncesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda dev bir gövde gösterisi yapma kararı aldı. DİSK ülkedeki sol gruplara haber saldı. Gelin MC'nin işini Taksim'de bitirelim. Bu gelişme havayı birdenbire değiştiriverdi. Gerilim arttı. O kadar ki milliyetçi cephe basını dahi halka o gün sokağa çıkmama çağrısı yaptı. Etrafa garip bir korku çöktü. Sanki bir şeyler oluverecekmiş havası yayıldı. 1 Mayıs sabahı ülkede yine nefesler kesildi.
Korku duyan sadece sağ basın değildi. Disk de korkuyordu. Zira sol fraksiyonlar içinde özellikle Sovyet yanlıları ile Çin yanlıları arasındaki çatışma son günlerde giderek artmıştı. 2-3 gün önce İstanbul ve İzmir'de 3 kişinin öldürülmesi gerilimi daha da arttırmıştı. Bu gruplar Taksim'de kozlarını paylaşabilirlerdi. Disk işte bu kaygıyla 20 bin sopalı işçiyi düzeni sağlamakla görevlendirdi. Hangi grubun nereden geçip alanın neresinde duracağı önceden kararlaştırıldı. Ancak asıl dikkatleri çekmeyen sabahın alacakaranlığında aynı meydanın farklı noktalarına kimsenin tanımadığı bazı kişilerin yerleşmeye başlamasıydı. Bunların bir bölümü Taksim'in göbeğindeki Intercontinental Oteli'nin 213, 510 ve 713 numaralı odalarına yerleşti. Bir gün önce Intercontinental Oteli kapatılıyor. Ama resmen kapatılıyor. Uçakla bir sürü Amerikan isimli insanlar Yeşilköy'e geliyorlar. Olay dedisi kayıtlarda yok. Otel kayıtlarda yok ama onların oraya geldikleri sabit. Buradan alanın her yanı görülebiliyordu. Diğer bir grup ise Sheraton Oteli'nin çatısında mevzilendi. Bazıları da Sular İdaresi'nin duvarına çıktı. Kimse bunun nedenini sormadı. Bu kişilerin kimlikleri de hiçbir zaman belirlenemedi. Meydandaki seyyar ekipler de erkenden yerlerini aldılar. Artık sahne hazırdı. O günün şartlarında herkes gergindi. Tabii çeşitli kanatlardan, basından olaylı geçeceği, sıkıntılar olacağı gibi duyumlar alınıyordu. Ve tedirgin bir 1 Mayıs geliyordu. Saat 13'ten itibaren gruplar dalga dalga Taksim'e doğru iki koldan yürüyüşe geçtiler. Bayraklar açılmış, sloganlar atılıyor, şarkılar, türküler söyleniyor ve işçisi, öğrencisiyle sol akın akın meydanı dolduruyordu. Hiçbiri biraz sonra nelerle karşılaşacağını bilemezdi. Beklenmedik bir katılım vardı. Bir bölüm Beşiktaş'tan geliyor, diğerleri Saraçhane ve Tarlabaşı yolunu kullanıyordu. Oluk oluk insan akıyordu. Kortejlerin ucu bucağı görünmez olmuştu. Meydanda adım atacak yer kalmamıştı. Kimi ararsanız orada bulurdunuz. Tabii bu kadar kalabalık olunca bazı itişmeler de başladı. Örneğin alana sokulmak istenmeyen dev gençler 50 bin kişilik bir grup halinde zorla güvenlik kordonunu yardılar ve alana girdiler. Soğuk muamele gören bir diğer grup da Mao'cular diye tanımlanan Çin yanlılarıydı. Tarla başında durduruldular. Alana sokulmak istenmediler. İşte böyle bir ortamda birkaç saatlik gecikmeyle konuşmasına başlayan Disk Genel Başkanı Kemal Türkler sözlerini bitirmek üzereydi ki Tarlabaşı civarında gruplar arasında birdenbire garip bir itişme başladı. Önce bir el silah sesi duyuldu. Ardından ikinci el daha ateş edildi. Ve ne olduysa oldu. Binlerce insan aniden panikledi. Kimse silahın nereden patladığını anlayamamıştı. Kim ateş ediyordu? Kime ateş açılmıştı? Gruplar arasında bir çatışma mı başlamıştı? Derhal askerlikte olduğu gibi bir uzun yatışa geçtik. Kendimizi korumaya çalıştık. İnsanlar buldukları her boşluktan kaçmaya çalıştılar. Yüz binlerce insan canını kurtaracak bir yer aramaya başladı. Ölümcül bir panik yaşanıyordu. Yere düşen eziliyor, bir daha kalkamıyordu. Birdenbire o silah sesleri başlayınca yanında bir iki arkadaş da vardı. Önce bir arabanın arkası altına insan bir soru attığımızı hatırlıyorum. Ve ondan sonra da zaten bir akıl almaz bir silah, bir tarakka başladı her yerde birden. İlk iki silah sesi adeta bir sinyaldi. Bu iki ateşten hemen sonra dört ayrı yerden bir yaylım ateşi başladı. İlk anda Sular İdaresi'nin üstünden gelen kurşun yağmuru paniği daha da arttırdı. Sular İdaresi üzerinde çelik yelekli, yelek giymiş, uzun namlulu silahlar elinde bulunan insanlar vardı. Asgari 3-5 kişi vardı. Tam oradan ilk ateş başladı.
baktım, gözlerimle gördüm. 2-3 kişi de çünkü herkes o tarafa bakıyordu. Oradan ses geldiği için herkes o tarafa bakıyordu. Bunu gördüm. Yoğun ateşe birdenbire Intercontinental Oteli'nin tepesindekiler de katıldılar. Buradaki uzun menzilli silahların hedefi ise disk yöneticilerinin bulunduğu kürsünün çevresiydi. Kürsüye tam karşı cepheden ateş ediliyordu. Tam karşımızda da Marmara, o zamanki adı Intercontinental Otel vardı. Ve oradan atılan kurşunların çekirdekleri böyle leblebi gibi düşüyordu aşağıya. Şimdi ateş başladı. Bunlar devam ediyor ve Türkler konuşmaya devam ediyordu. Başkanı ben buna rağmen bastırdım. Yere indirdim, yani platformdan gözükmedi artık. İnanılmaz bir manzara yaşanıyordu. Çoluk çocuk, işçisi öğrencisi, genci yaşlısı, kadını erkeği ne yapacağını şaşırmıştı. Kimse olanlara bir anlam veremiyordu. Tam bu kargaşa içinde meydana nereden çıktığı tam anlaşılamayan beyaz renkli bir Renault otomobil girdi. Çılgın gibi kaçışan insanların arasına daldı. Pencereleri açıktı. İçeriden sürekli ateş ediliyordu. Bizim kendine bilmez rakipler, o beyaz Renault dediğimiz Renault, elini çıkarmış şeyden havaya ateş ediyor. Bu arkadaşımız şimdi bir büyük yılda emniyet müdürü yürüyor. Mutlu, bilinçli benim o zamanki ekiplere hamile şahısı. Sanki bunlar yetmiyormuş gibi sahneye bu defa panzerler çıktı. Kalabalığın paniğini artıracak şekilde su sıkıyorlardı. Bir diğer yandan da hem ateş ediyorlar hem de ses bombaları atıyorlardı. Taksim artık tanınmayacak bir duruma girmişti. Panzerlerden biri o hızla bir kadını göz göre göre çiğnedi. Panzerler altında insanlar can veriyordu. Kafa kol kaptı böyle gidiyor. Kurşunlardan çok panzerlerin altında kaldı insanlar. Korkunç bir olaydı. Sanki bir film platosu gibiydi. Kıyma makinesi gibiydi adeta böyle paletlerin arasında. Müthiş, feci bir, korkunç bir olaydı. Taksim'in hemen hemen her yanından gelen ateş oradaki toplumu kazancı yokuşuna itmek ister gibiydi. Başka kaçacak yer yoktu. Can havliyle kurtuluşu bulacakları ümidiyle birbirlerini ezerek kazancı yokuşuna doğru büyük bir koşu başladı. Aynı anda yine beklenmedik bir durumla karşılaştılar. Kazancı yokuşu zaten dar bir sokaktı. Bir de yokuşun ortalarına doğru yolu kapatacak şekilde bir kamyonet konmuştu. Sanki yol iptal edilmek istenmişti. Adeta bir ölüm tuzağı kurulmuştu. O panikte kazancı yokuşuna doğru gidilmesi işin insan boyutundaki zayiatın artması, ölümlerin artmasına yol açtı. Orada insanların o sıkışıklıkla, o gözlerindeki şeyi gördüm ve yaşadım. Can çekişiyorlardı. Yani can havliyle canını kurtarmak için gayret sarf ediyorlardı ama yapabilecekleri bir şey yoktu. Çünkü sıkışmışlardı, kaçamıyorlardı. Çok büyük bir kısmı ezilerek ölmüştü. Ve gözleri açıktı. Mesela onları biz kaldırdığımızda ben canlı zannediyordum bir kısmını. Bu korkunç olay aslında 15-20 dakikayı aşmadı. Sesler kesildiğinde Taksim sanki sihirli bir el tarafından boşaltılıvermişti. Koskoca meydan bir savaş alanı gibiydi. Bayraklar, slogan dolu pankartlar ve insanların bırakıp kaçtıkları eşyalar etrafa dağılmış, alan ölüm sessizliğine bürünmüştü. Geriye 34 ölü, yüzlerce yaralı kalmıştı. Ölenlerin cesetleri bir araya toplandı. Kimlikleri belirlendi ve sessizce kaldırıldılar. Kanlı 1 Mayıs bitmişti. Perde indi, ışıklar söndü. Ülke dehşete düştü. Aylardır terör kasıp kavuruyordu ancak kimse böyle bir katliamı beklemiyordu. 470 kişi gözaltına alındı. Kısa bir süre sonra bunların çoğunun olaylarla hiç ilgisi olmadığı anlaşıldı. Serbest bırakıldılar. Mahkemeye verilenlerin davası 12 yıl sürdü. Aralarında hiç polis yoktu. Yüzlerce dosya hazırlandı. Yeni davalar açıldı. Araya yine yıllar girdi. Davalar zaman aşımına uğradı. Sonunda dosya kapandı. 1 Mayıs 1977 olayında ben duruşmada savcıydım. İlk duruşmada soruşturmanın genişletilmesine, esas faillerin bulunmasını ve bazı kamu görevlerinde açıkça suçlu oldukları dosyadan anlaşıldığı için haklarında dava açılmasını ister istemez hemen bu görevden alındım. Yani bu davanın o şekilde yürütülmesini İstanbul Başsavcılığı istemedi ve beni görevden aldı. Ancak 1 Mayıs'ın vicdanlarda açtığı yara hiçbir zaman kapanmadı ve hiçbir zaman da kapanmayacak.
soru işaretleri ise bugüne dek yanıtsız kaldı. Kimilerine göre ise olayın yanıtları çok açık şekilde ortada. Bir toplumsal olayın içerisine bir takım kışkırtıcıların girmesi ve bunların yani olayı kışkırtmaları ve bunu sabote etmeleri ve bu olay karşısında da polisin aciz kalmasıdır. Maalesef 1 Mayıs zannediyorum ki Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük provokasyonlarından biridir. Yani bunun aydınlanması için mutlaka Özel Harp Dairesi'nin ve MIT'in arşivine girmek lazım. Polis bugüne kadar 1 Mayıs konusunda hiç konuşmadı. Olay hakkındaki resmi açıklama ise halkın paniğe kapıldığı şeklindeydi. Oysa dönemin polis müdürlerinden Recep Ordulu'ya göre paniğe kapılan sadece halk değildi. Bir panik yani kimin ne yaptığı çıkmış şeyler ortaya. İşte bu arada panzerlere emir verildi işte panzer müdürü tarafından. Panzerler başladı şeyin etrafında dönmeye, heykelin etrafında. Polisin orada yaptığı tek şey paniği artırıp ölü adedini artırmaktı yani. Teskinlik şeylik görülemedi. Başka görüşe göre 1 Mayıs'ın arkasında Amerika vardı. Washington Türkiye'yi karıştırmak ve bir askeri yönetime itmek istemişti. Türkiye'yi bir istikrarsızlaştırma operasyonuyla Amerika kasıtlı olarak, planlı olarak 12 Eylül'e sürüklüyor. Demek ki bu ihtiyacı daha 1977 1 Mayıs'ından duyuyor Amerika. Çünkü 1 Mayıs provokasyonuyla başlıyor. Olaylar en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarstı. Seçimlere kısa bir süre kala karşılaşılan bu olayın anlamını çözmek için özel çalışma grupları kuruldu. Ancak nafile, sonuç alınamadı. Daha ilk günden karşımıza duvarlar çıkmaya başladı. Yani ateşi açıp halkı paniğe kaptırıp 30'un üstünde insanın ölümüne neden olanlar belli. Yani emniyet onların mutlaka filmini de çekmiş olmalıydı. Ona rağmen hiçbir bilgi alamadım. Milliyetçi cephe de olaylardan çok rahatsız oldu. Başbakan Süleyman Demirel geniş bir inceleme yapılmasını istedi. CHP lideri yapılan açıklamalardan hiç tatmin olmamıştı. İşin peşini bırakmaya da niyeti yoktu. Cumhurbaşkanına çıktı. Ecevit'e göre 1 Mayıs'ın perde arkasında kontrgerilla yani özel harp dairesi olabilirdi. Korutürk'e bu kuşkularını hem anlattı hem de yazılı bir not verdi. Ardından yapılan İzmir mitinginde de bu konuyu ilk defa halka açıkladı. Ve dedim ki işte aldığım bilgilere göre Türkiye'de devlet içinde ama devletin denetimi dışında bir örgütlenme var deyip bundan duyduğum kaygıları anlattım. O arada tabii kontrgerilla açıklamaları geldi. Tabii kontrgerilladan kastedilen büyük bir olasılıkla o Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantısıydı. Başbakan Demirel ise CHP liderinin bu yaklaşımını hayal mahsulü görüyor ve şiddetle reddediyordu. Bizi takip ettik o zaman. Bir kontrgerilla diye bir olay yoktur. O devletin içinde, ordunun içerisinde. Ordunun bir özel harp dairesi vardır. Ama kontrgerilla falan değildir. Ancak Ecevit'in kendine göre haklı nedenleri vardı. 1977 yılının o iki ayı Nisan ve Mayıs boyunca CHP lideri yaşamının en zor ve tehlikeli günlerini geçirmişti. Tam 3 kez ölümle burun buruna gelmişti. İlk saldırı Niksar'da gerçekleşti. Adeta bir savaş ortamı vardı. Kime güveneceğimizi bilmiyorduk. Geceden varmıştık ve üzerimize ateş açılmıştı. Otomobilin bütün camları kırılmıştı. Gençler, kadınlar yaşamlarını zor kurtarmışlardı. Gece otelde sabaha kadar nöbet tuttuk. Nöbetleşe bekledik. Meydana gittiğimde ertesi sabah meydanda tek bir insan yoktu. Öylesine bir tehdit havası vardı. O çok ilginç bir şey. Bomboş bir meydanda otobüsün üstünde ben, eşim ve iki koruma görevlimiz. Ben konuşmamı boşluğa yaptım. İkinci saldırı Şırhan'da yaşandı. Çok çarşaflı kadın vardı, sarı çarşaflı, kahverengi çarşaflı. Fakat hareketleri çok sertti. Bunlar nasıl kadınlar diye düşünüyordum. Bize taş atıyorlardı, saldırıda bulunuyorlardı. Sonradan öğrendik ki onlar ülkücü genç erkeklermiş. Fakat kendilerini kadın çarşafı altında gizlemişler. Ecevit hemen ertesi gün Erzincan'da saldırıya uğradı. 1 Mayıs'tan 20 gün sonra İzmir-Çiğli havaalanında yaşanansa
tam anlamıyla bir suikast girişimiydi. Eğer Mehmet İsvan orada olmasa özel bir silahla atılabilen bir kurşun hedefini, yani Ecevit'i bulacaktı. Aradan bir hafta geçmeden yeni bir suikast girişimi, bu defa başbakanın ihbar mektubu ile ortaya çıktı. Demirel, Ecevit'in aynı Taksim Meydanı'nda yapacağı miting sırasında yine Sheraton Oteli'nden uzun namlulu silahla saldırıya uğrayacağını bildiriyordu. CHP lideri hemen radyoya çıktı ve bir çağrı yaptı. Ben oraya eşimle birlikte gideceğim. O saatte bana suikast yapılacağı bildirilen saatte eşimle birlikte otobüsün üstünde olacağız. Ama bu koşullar altında hiçbir vatandaşımızı toplantıya katılmaya davet etme hakkını kendimde görmüyorum. Dedim, ancak biz ikimiz olacağız partinin otobüsün üstünde dedim. Polis bu kez olağanüstü bir güvenlik önlemi almıştı. Her çatıda, her balkonda bir görevli vardı. Benim hayatımda gördüğüm en büyük bir mitingdi o. Korkunç bir kalabalık vardı. Herkes zannedersin ki pikniğe geliyordu. Her giren grup, her giren kişi arandı. O binalar hep boşaltıldı. Her türlü önlem alınmıştı. Ecevit gelmeyin demişti, ancak yüz binler yine Taksim'i doldurdu. CHP'nin seçim öncesindeki en kalabalık mitingi yaşandı. Alkışlar ateş edileceği söylenen Sheraton Oteli'nin duvarlarında çınladı durdu. Mayıs'ı kim planlamış olursa olsun bir açıdan amacına vardı. Zira sol bu olayla birlikte daha da bölündü. Kendi aralarındaki çatışmalar arttı. Asıl önemlisi, ardı ardına gelen suikast girişimleri ve terör halkı korkuttu. Sol dalga dalga geri çekilmeye başladı. CHP'nin bir süre önce su geçirmez sanılan şemsiyesi seçim öncesinde delini verdi. Bunca gürültü ve kavga içinde de 5 Haziran seçimlerine gidildi. Ancak sokaktaki insan bıkmıştı. Yorulmuş ve günlük hayatın ağırlığı içinde artık ezilmişti. Seçim kampanyası yine kara olan heyecanıyla açıldı. Ecevit yine güvercinlerini uçurdu, alanlara yine milyonları taşıdı. Demirel yine çiftçilere nurlu ufuklar vaat etti. Erbakan bütün partileri batı taklitçiliğiyle suçladı. Türkeş, sola karşı verdikleri mücadelede ölen taraftarlarıyla oy toplama yoluna gitti. Ancak sandıklar kapanıp seçim sonuçları açıklanınca herkes şaşırdı. CHP bir önceki seçimlere oranla oyunu arttırmış, milletvekili sayısını 213'e çıkarmış, ancak yine de tek başına iktidar olamamıştı. 13 eksiği vardı. Halk partilileri buruk bir sevinç kapladı. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi başarılı olmuştur. 213 milletvekili getirdi. %41 de oydur. Çok güzel bir oydur. Adalet Partisi %38 oydur. Ve 190 milletvekilidir. Erbakan Hoca partisinin amblemindeki gibi bu seçimlerden de anahtar parti olarak çıktı. Milletvekili sayısını 16'dan 25'e yükseltti. En büyük sürprizi ise MHP yaptı. 3 milletvekilinden 16'ya fırladı. Türkeş desteğini 3 hilalin kalesi haline getirdiği Orta Anadolu kentlerinden aldı. Bu arada siyaset tarihi bu seçimde kimi liderleri de sahneden sildi. Ferruh Bozbelli'nin Demokratik Partisi ve Turan Feyzioğlu'nun Cumhuriyetçi Güven Partisi hiçbir varlık gösteremediler. Ancak bu sonuçlar beraberinde bir de kötü haber getirdi. Seçim sonuçları meclisi kilitlemişti. Cumhurbaşkanı hükümeti kurmakla önce Ecevit'i görevlendirdi. Ancak CHP liderinin çalacak kapısı yoktu. MSP ile bozuşmuş ayrılmış, MHP ile kavgalı, AP ise istekli değildi. Geriye Ecevit'in kafasındaki tek seçenek vardı. Azınlık hükümeti. Ancak onu da başaramadı. Sayısı yetmedi. Bu defa sıra Demirel'e geldi.
AP lideri hemen eski ortaklarına döndü ve 2. Milliyetçi Cephe 22 Temmuz 1977 günü tekrar iktidar sahnesine çıktı. Ülkede yaşanan bütün gerilim ve kavga ortamına, yükselen tansiyona rağmen ortaklar isimlerinden vazgeçmemişler, yine kendilerine Cephe adını vermişlerdi. Hükümeti kurdurmayan hükümeti kursun. İşte o bizdik, çıktık, hükümeti kurduk. Göreve başladık fevkalade. Yani bir tabir vardır. Yer bakır, gök demir. Ve çok sıkıntılar var. Kıbrıs ambargosu devam ediyor. Petrol varili 15 dolara çıkmış. Bütün ihracatımız şeye yetmiyor, petrole yetmiyor. Böyle bir sıkıntılar içerisinde bir de ambargo, bu defa borç alamıyoruz. Altın dahi rehin edemiyoruz. Böyle bir sıkıntıların içerisindeyiz. İkinci cephe hükümeti ülkedeki kamplaşmayı daha da arttırdı. Sağcı ve solcu gençler artık giyim kuşamlarından, sakal bıyık biçimlerine, kullandıkları sözcüklere kadar farklılaşmıştı. Birbirlerini gördükleri yerde çatışma çıkıyordu. Solcu öğrenciler bıyıkları aşağı doğru sarkık, saçları uzun, favorileri uzun. Ülkücü öğrencilerde de genelde saç ve sakal tıraşına daha itina gösteren onlara göre. Bıyıkları biraz daha kıvıkça, favorilerin uzunluğu, kısalığı bile bu ideolojik tercihlerin işareti sayılabiliyor. Kısa olan kesim, ülkücü kesim, uzun olan kesim Marksist. Parka her taraf, iki tarafta da giyiliyordu. Sağ ve sol gruplar arasındaki egemenlik mücadelesi önce okullarda başladı. Üniversiteler, liseler ve nihayet ortaokullar paylaşıldı. Türkiye giderek şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak kurtarılmış bölgelere ayrıldı. Gündelik sokak değişmeleri olurdu. Şimdi mesela sıcak çatışma bölgeleri vardı. İşte Seyran Tepe'nin altı sıcak bir çatışma bölgesiydi. Tepecik sıcak bir çatışma bölgesiydi. Ve siz de dolayısıyla o coğrafyayı iyi bilmenin avantajıyla, ya kim, çünkü merkezde duruyorsunuz, hangi sokak kimin elinde olduğunu netlikle bilebileceğiniz için daha rahat hareket edebiliyordunuz. İşte bir bölgeyi bypass ederek, işte devrimcilerin egemen oldukları sokaklardan geçerek tamamlayabilmek mümkündü. Ama işte öyle bir çığırından çıktı ve kontrol edilmez hale geldi ki mesela yanlış çatışmalar olmaya başlıyordu. Yani solcular mesela o sokağı bir saat önce ele geçirmiş oluyorlardı. Siz gidiyordunuz oraya, sokakta birileriyle silahlı çatışmaya girmek durumunda kalıyordunuz. Halbuki sokak mesela iki saat önce el değiştirmiş falan. Orta Anadolu bölgesi Ankara dışında ülkücülerin elindeydi. Karadeniz, özellikle Trabzon ve Samsun, ülkücüler ve devrimciler arasında paylaşılmıştı. Doğu Karadeniz, solun kalesiydi. Akdeniz'de Adana adeta sokak sokak ülkücüler ile devrimciler tarafından bölünmüştü. Ege'nin kıyı kentleri solun, iç bölgeleri ise ülkücülere aitti. Marmara bölgesinde sol egemendi. Doğu ve Güneydoğu'da Erzurum, Elazığ ve Malatya'da ülkücüler, bölgenin diğer illerinde ise sol ve yavaş yavaş filizlenen Kürt grupları bulunuyordu. Bu bölünmüşlük içinde iki yer vardı ki ayrışmanın sembolü oldu. Fatsa'da devrimci yol halk meclisleri kurdu. İlçeyi yönetir duruma geldi. 1977'ye damgasını vuran en önemli olay ise İstanbul'un Ümraniye mahallesinde yaşandı. Sol gruplar hazine arsasını işgal ettiler ve parselleyip halka parasız olarak dağıtmaya başladılar. Adına da 1 Mayıs mahallesi dendi. Kendi özledikleri sol yönetim anlayışını bu kurtarılmış bölgede uygulamaya koydular. Adı da halk komiteleriydi. Böylesine bir deney gecekondularda ilk defa yaşanıyordu. Arkadaşlar, komiteler bizim birleşme ve dayanışmamızı sağlayacak, mücadelemizi başarıya ulaştıracak çok önemli organlardır. Bunların içinde 70 yaşında insanlar da vardı, 25 yaşında insanlar da vardı. Kendim de 27 yaşındaydım. Ben de vardım. Ve benim de gecekondum vardı o zaman. Bir memur, bir işçi, hatta bir polis, ki resmi polis, bir ev kadını. Ha bu ne yaptı bu halk? Bu halk 1 Mayıs 1977'ye gitti, Taksim'e gitti. Bu halk bir sendika direniş varsa, yani direniş değil de grev varsa oraya da gitti. Yani biliyorlardı ki o kendine gelen insanların, onların da onlara ihtiyacı var. Kesin
emri aldık. Kan akmasını istemiyoruz. Sonra pişman olursunuz. Halit Revolsun! Ancak bu girişim devletin tepkisini çekmekte gecikmedi. 2 Eylül 1977 sabahı kıyametler kopuverdi. Polisin korumasındaki buldozerlerin amacı açıktı. Kurtarılmış bölgeyi yerle bir etmek pahasına geri almak. Devletin otoritesini yeniden kurmak. Polis büyük bir direnişle karşılaştı. 7'den 70'e mahalleli ayaklandı. Çıkan çatışma kısa sürede meydan savaşına döndü. Bu şekilde 24 saat kanlı bir mücadele yaşandı. Bir süre sonra da silahlar konuştu. Hava kararmaya başlarken Ümraniye 1 Mayıs mahallesini buldozerler dümdüz ediyor, taş taş üstünde bırakmıyordu. Olaylar 6 ölü yüzlerce yaralıyla kapandı. Mahallenin adı da değiştirildi ve 1 Mayıs yerine Mustafa Kemal Mahallesi kondu. Bütün bu kavga gürültünün arasında o sırada İstanbul'un gözden uzak bir otel köşesinde sessiz sedasız bir pazarlık yapılıyordu. Türk siyasi hayatının ahlaki yönden en tartışmalı transferi söz konusuydu. Ecevit, hükümeti düşürmek, iktidara gelmek için Adalet Partisi'ni içinden vurmaya hazırlanıyordu. Yine bütün dengeler değişecekti. Ecevit'in iktidara gelebilmesi için 13 oya daha ihtiyacı vardı. İstanbul Güneş Otel'de Adalet Partisi'nden 11 milletvekiliyle pazarlıklar başlatılmıştı. İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin düşürülmesi için alternatif bir hükümet modeli gerekiyor. Bir, ikincisi onu düşürecek sayıda insanın meclisin 226'dan aşağıdaki sandalye sayısına sahip Cumhuriyet Halk Partisi'ne payan da olması gerekiyor. Bu 12 veya 15 kişi filan. Bir oya bir bakanlık sandalyesi ve kimin ehil olduğu düşünülmeksizin. Bu çok yanlıştır. Bu 13 kişinin içerisinden çoğu bana çok yakın kimselerdi. Ama anlaşılan bu bakanlık cazibesine kapıldılar. İnsanoğlu bu, insanoğlu. İnsanoğlu bir yerde anlaşılan tükeniyor. Partilerinden ayrılmak istediklerini duyduk ve onun üzerine, yani oradan gelen haberler üzerine kendileriyle temasa girdik. Aslında o arkadaşlarımızdan çoğu bir bakanlık isteminde de bulunmamışlardı. Fakat ben onları hükümeti daha çok benimsemelerini sağlamakta yarar gördüğüm için çoğuna bakanlık verdim. Sonunda herkes helalleşti. Ecevit iktidar koltuğunu, AP'liler de bakanlık koltuğunu elde ettiler. 1977'nin son günü yeni hükümet açıklandı. Ecevit'in yılbaşı armağanı başbakanlıktı. O dönem milliyetçi cephe hükümetleri keşke kurulmasaydı. Ve keşke 1962 yılında kurulduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi bir hükümet kurabilseydi. Ve kurabilseydi. Ve keşke öylesine bir hükümetlerin kurulmasına zemin hazırlanmasaydı. Yani böyle yamalı bahçe gibi hükümetler olmasaydı. Yani Sayın Demirel'in şeysi de bitti organ diyordu Sayın Demirel bu milliyetçi cephe hükümetlerine. ...1977... arkasında yüzlerce ölü, binlerce yaralı, 3 tane de hükümet bırakıp kapandı. Sokaklarda kan akıyor, ülke kurtarılmış, bölgelere ayrılmış. Siyasi otorite ise bu gelişmelere önce seyirci kalmış, bir süre sonra da olayların ardından sürüklenmeye başlamıştı. Herkes günlük gelişmelerin heyecanıyla yaşıyordu. O sırada ordunun en tepelerinde esen rüzgarın farkına pek varılmamıştı. Oysa kader ağlarını örmeye başlamıştı.
O yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı boşalmıştı. En hayati atama da buydu. Zira Kara Kuvvetlerine gelecek komutan ertesi yıl Genelkurmay Başkanı olacaktı. Ortada da kıdem sırasına göre 3 aday vardı. Adnan Ersöz, Şükrü Olcay, Ali Fethi Esener. Başbakan Demirel ileride siyasette kader birliği yapacağı orgenerali, 3. sıradaki Ali Fethi Esener'i tercih etti. Bu tercih birden büyük bir tepki yarattı. En önemli itiraz da eski bir asker olan Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Fahri Korutürk, ordu içindeki teamülün bozulmasına karşı çıktı. Demirel istifa tehdidinde bulundu. Korutürk direndi ve kararnameyi 2 kez geri çevirdi. Bu inatlaşma 30 Ağustos gününe kadar sürdü. Sonunda hiç beklenmeyen, hiç umulmayan gerçekleşiverdi. Genelkurmay Başkanlığı'na aday durumundaki 3 orgeneral 30 Ağustos akşamı saat 17'de sürelerini doldurdular ve emekli oldular. Geriye o ana kadar hiç sözü edilmeyen 4. sıradaki isim kalmıştı. Sürpriz şekilde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gelen bu komutanın adı Kenan Evren'di. E işte böyleymiş. Alın yazısı. Onun için ben buna inanırım. Mukadderat dediğimiz şey. Mukadderat dediğimiz şey. Bu inanmak lazım. İşte emekliliğini bekleyen, hatta nerede yaşayacağının hesabını yapan Kenan Evren birdenbire sahneye bu şekilde çıkıverdi. O sahnede Türkiye'nin en kanlı oyunları oynanacak, Maraş katliamı yaşanacak ve gizli eller Türkiye'yi kanlı bir iç savaşa itecekti. Demokrasisi 27 Mayıs'ı 12 Mart'a atlatıp yeniden yola koyulmuştu. Ancak fırtına dinmemiş, karşılıklı hesaplaşmalar bitmemişti. Tam aksine ülkede yeni cepheler açılmış, oluk gibi kan akmaya başlamıştı. Sonunda 12 Eylül günü yine kapı çalındı. O gün gelenler her şeyi ama her şeyi değiştirdiler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskisi gibi yaşanmayacaktı. ...1978 Türkiye'nin en kabus dolu, en kanlı yılı olarak tarihe geçti. O yıl siyasi cinayetler katliamlara, ekonomik sıkıntılar bunalımlara, askerlerin yakınmaları uyarılara dönüştü. 1978'de müdahalenin ilk ayak sesleri işitildi. Muhalefet lideri Ecevit Ünlü Güneş Otel operasyonu ile Adalet Partisi'nden 11 milletvekilini bakanlık vaadiyle koparınca ikinci Milliyetçi Cephe hükümeti düşmüştü. 3,5 yıl sonra şans yine CHP'ye gidiyordu ve Ecevit 78'in ilk günleri tekrar başbakanlığa tırmanıyordu. Ecevit hükümeti hemen kurdu ve ilk açıklaması bundan sonra gelenekselleşecek olan enkaz devraldık sözü oldu. Sol sevinçliydi. Yeniden umut doğmuştu. Anarşi duracak, ekonomik sıkıntıların önü alınacak, mutfaktaki ve sokaktaki ateş söndürülecek. Demirel, 11 milletvekilinin altından çekilip alınmasını bir türlü hazmedemedi.
yeni hükümetin kuruluş şeklini ahlak dışı bulduğunu göstermek için Ecevit'e başbakan yerine hükümetin başı diye hitap etmeye başladı. İlk hücumu Kont Gerilla konusunda oldu. Madem ki Ecevit Kont Gerilla'dan şikayet etmişti, hadi Hodri Meydan, Ecevit artık baştaydı, başbakandı. Gerilla'yı ortaya çıkartsın ve kapatsındı. Hadi bakalım, dediğini yap. Madem bana diyordun ya sen Kont Gerilla var ortaya da bunu çıkar, sen çıkar. Sonra rahmetli Hasan Bey, o zaman Milli Savunma Bakanı'ydı Hasan Bey, benim eskiden beri tanıdığım bir kişi. Ondan sonra Işık, bizim arkadaşlardan birine canım bunu çok karıştırmasanız iyi olur falan gibi haber getirdi. Ecevit köşeye sıkıştı. Açıkça genelkurmay ile karşı karşıya bırakılmak isteniyordu. Herkes yanıt bekler oldu. Ecevit tarihi açıklamasını Şubat ayının ilk günlerinde yaptı. Başbakan'a göre Kont Gerilla diye bir örgüt yoktu. Sadece bazı kışkırtıcı ajanlardan söz etmişti. O kadar. Bu açıklama sol çevrelerde büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. Karaoğlan ilk defa ortaya attığı bu Kont Gerilla konusunda şimdi geriliyordu. O Kont Gerilla tabirini kullanmadım çünkü hemen öyle bir kuruluş yok Türkiye'de deniyordu. O adda bir resmi kuruluş yoktu ama başka o işleri gören başka bir kuruluş vardı. Benim o sözcük terim seçimim ne bazı çevreler yanlış yorumladılar, ters yorumladılar. Ecevit Kont Gerilla'nın üstüne gitmek istemiyor diye. 1978'in Mart'ında mini bir genelkurmay krizi de yaşandı. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın süresi bir yıl daha uzatılabilirdi. Ancak Ecevit hükümetinin gönlünde Kara Kuvvetleri Komutanı Kenan Evren yatıyordu. CHP için Evren ideal demokrat bir komutandı. Siyasetle ilgilenmeyen bir komutan olduğu izlenimini edinmiştim. Hatta o kadar yumuşak üslubu vardı ki genelkurmayda silahlı kuvvetlerde acaba yeterince otoritesini kurabilecek mi diye de biraz kaygı duyuyordum. Tek kuşku beklenti içindeki Sancar Paşa'nın süre uzatılmayınca tankları harekete geçirip geçirmeyeceğiydi. Savunma Bakanı Hasan Esat Işık bu soruyu direkt olarak Evren'e sordu. Hiç merak etmeyin dedim. Bundan dolayı silahlı kuvvetler hiçbir şey yapmaz. Kimse o emre itaat etmez. Faruk Gürler zamanında da olmadı. Hatta o misal de verdim. Faruk Gürler'in arkasına gitti mi kimse dedim. Genelkurmay'daki nöbet değişimi bu kez sorunsuz gerçekleşti. Güneşli bir günde 1980'lerin baş aktörü apoletlerini değiştirdi. O günü gittik evde apoletlerimizi değiştirdik ama içimde hep bir şey var. Tedirginlik var. Çünkü öyle bir görev üstlendim ki, omuzlarımda hissettim ki büyük bir ağırlık var. Çünkü Türkiye'de anarşi günden güne tırmanıyor. Günden güne tırmanıyor. İyi değil. Evren'in sözünü ettiği terör hemen aynı dönemde vurmakta gecikmedi. Ankara Emek Postanesi'nden aynı gün 4 ayrı adrese 4 ayrı paket yollandı. Hepsinin içinde de bomba vardı. Ambalajın açılması etrafa ölüm saçılmasına yetiyordu. İlk paketin adresi Malatya'nın Adalet Partili Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun eviydi. Halkın Hamido diye benimsediği başkanın evindeki bomba gelinini, torununu ve kendisini anında öldürdü. İşte ne olduysa bundan sonra başladı. Kışkırtma çarkları hemen döndü. Hamido'yu solcular öldürdü söylentisi çıkarıldı. Belediye hoparlöründen Kur'an okunmaya başlandı. Camilerde din elden gidiyor bazıları verilir oldu. Ve ok yaydan çıktı. Halk galeyana geldi. Malatya birdenbire karıştı. Camilerden çıkan halk deliye dönmüştü. Özellikle Aleviler ve solcu bilinenlere ait 500 dükkan bir anda yağmalandı. 15 ev yakıldı. Paniği arttırmak için içme suyuna zehir karıştırıldığı söylentileri çıktı. Hemen hemen aynı saatlerde diğer bombalı paketler de adreslerine ulaşmaya başlamıştı. Biri ne ilginçtir ki bu kez solcu bir hedefe yollanmıştı. Ancak
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki CHP milletvekili adayı Memiş Özdal paketten kuşkulanmıştı. Geri yolladı. Bomba postanede patladı. Bu kez parçalanan her şeyden habersiz bir memurdu. Herkes paniğe girmişti. Adıyaman ve Adana'daki adreslere yollanan paketler ise şans eseri önceden fark edilip el kondu. Türkiye bu tip bombalı terörle ilk defa tanışıyordu. Zira o güne kadar böyle bir teknoloji hiç kullanılmamıştı. Ne sol ne sağda hiçbir örgüt böyle bir donanıma da sahip değildi. İşin garip yanı hepsinin Ankara'daki postanelerden ve farklı görüşlü insanlara yollanmış olmasıydı. Daha da önemlisi bu bombalar Anadolu'daki büyük toplumsal çatışmanın fitilini yakan bir başlangıç oldu. Sanki gizli el harekete geçmişti. Elinizden uzatsanız tutabileceğini zannettiğiniz fakat gücünüzün yetmediği tutamadığınız olaylar oluyor bunlar. Mesela faillerini bulamıyorsunuz. Mesela nereden ne zaman çıktığını bilemiyorsunuz. Birisinden konuşuyorsunuz, size bir adres gösteriyor. Bir başkası onu ortadan kaldıracak, bir başka bulguyla çıkıyor. Asıl olay 16 Mart günü İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda patladı. Öğlen saatlerinde sol görüşlü öğrenciler her zamanki gibi polis gözetiminde toplu şekilde kapıdan çıkıyorlardı. Ancak havada bir gariplik vardı. Biz devamlı okulun önünde göreve geldiğimiz zamanlarda burada okulun kapısının önünde 30-40 kişili bir polis kuvveti burada güvenliği sağlamakla mükellefti. O gün için göreve geldiğimizde 9 kişi bizim sadece kendi grubumuz vardı. Diğer grupların polis memurlarını göremeyince okulun önünde bununla bir gariplik olduğunu hissettik. Gençler kuşkulu bakışlarla Beyazıt Meydanı'nın ortasına yaklaşırken birdenbire bomba diye bir çığlık duyuldu. Biri bomba atmış ve biri de bunu görmüştü. O anda orada görevli olan iki tane polis arkadaşım bunlardan bir tanesi bombayı havada görüp bomba deneyi ikaz ediyor, bağırıyor. Bağırmasından beraber herkes kendini, fırsatını bulan kendini yere atıyor. Bomba büyük bir gürültüyle patladığı anda otomatik silahların yaylım atışı başladı. Öğrenciler müthiş bir paniğe kapıldı. Nasıl bir bomba yani belki 100 parçaya bölünüyor. Şarap ne dedim, mermi, böyle ufak ufak mermiler. Bu vücutta belki 50 tane çıkardık. Polisler bombayı atanı fark etmişlerdi. Peşlerine düşmek için harekete geçtikleri sırada bir emir onları durdurdu. Bizi kaçanların arkasından kovalarken arkamızdan bir tanesi geri dönün gitmeyin diye bağırdıydı. Bunun kim olduğunu öğrenmek için sordum arkadaşlara, orada kalan arkadaşlara. Bunun komiser mamur Reşat Altay olduğunu söylediler. Reşat Altay sonraki yıllarda o dönemde Ülkü Ocakları 2. Başkanı Abdullah Çatlı ile bağlantısı belirlenen bir polis yetkilisiydi. Bilanço korkunçtu. 7 ölü, 40 yaralı. Katiller o gün ellerini kollarını sallayarak kaçıp gittiler. Aradan yıllar geçtikten sonra bombayı atan genç Zülküf İsot katliamı ailesine itiraf etti. Abla dedi ben sana bir şey anlatmak istiyorum dedi. Ama dedi ne olur dedi enişten duymasın. Hiç kimseye de söylemeyeceğim. Ölümü öp dedi. Öyle yaptı. Tamam söylemeyeceğim dedi. 16 Mart katliamını oturdu anlattı bana. Polis aracıyla gittiklerini, polislerin de kendilerine yardım ettiğini, bombayı kendisine attırdıklarını, o anda insanların feryatlarını, bağırmalarını, gözleri dolu dolu anlattı. Çok pişmanım dedi. Teslim olacağım abla dedi. Hiç onun için meraklanma. Bildiklerimi, bugüne kadar yaptıklarımı, yaptıklarımızı, her şeyi anlatacağım dedi. 16 Mart katliamında ölenler o güne kadarki en görkemli cenaze töreniyle uğurlandı. Cenazeye katılanlar arasında ürkek, çekingen biri daha vardı. O 16 Mart katliamının tetikçisi Zülküf İsot'tan başkası değildi. Yıllardır yayınlanan bu görüntülerde 20 yıl sonra ilk kez saptanan Zülküf İsot'u cinayetin hemen ertesi gününde oraya çeken acaba neydi? Belki de kan tutmuştu. İsot bu ilk ve son görüntüsünün farkında olunmadan çekilmesinden kısa bir süre sonra öldürüldü.
katili de kendisi gibi bir ülkücü Latif Aktı'ydı. 8 yıl hapis yattı. Bu olaydaki asıl önemli açıklama ülkücü itirafçı Ali Yurtaslan'dan geldi. Öğrencilerin üzerine atılan bombayı Ülkü Ocakları 2. Başkanı Abdullah Çatlı'nın sağladığını söyledi. Çatlı adı ilk defa bu şekilde kamuoyu tarafından duyuldu. Çatlı'ya asıl ününü kazandıran ise başka bir katliam oldu. Ankara Bahçeli Evler'de Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 öğrenci bir gece telle boğularak ve kurşunlanarak öldürüldüler. Daha sonra yakalanan sanıklar bu katliamı reisin emriyle gerçekleştirdiklerini söylediler. Reis Abdullah Çatlı'dan başkası değildi. Artık kan oluk gibi akıyordu. Terör gruplar halinde can alıyordu. Bahçeli Evler cinayetini hemen ardından Balgat katliamı izledi. Gecekondu semtindeki kahveler tarandı. 5 ölü 20 yaralı. Vallahi biz dip masada kağıt oynadık. İşte birden tak 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 sırasını görünce attık kendimizi yere. Epeyce bir taradılar kahveyi. Zannedersem belki de lütfetti. Ondan sonra arada 5-10 dakika geçti. Bütün herkes ayağa kalktı, kendim de kalktım, baktım. Arkada bir tane koşu görmüş. Vallahi hiçbirini görmedim. Yüzlerini dahi bile görmedim. Kaç tura gittiler. Katliamın iki sanığı yine ülkücü kanattandı. Mustafa Pehlivanoğlu 12 Eylül'den sonra idam cezasına çarptırıldı ve asıldı. İsa Armağan ise halen hapiste. Bunlar yetmiyormuş gibi terör yeni bir eylem türü geliştirdi. Namlunun ucunda artık ünlü isimler vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Recep Paşatlı iki oğluyla birlikte öldürüldü. Cinayeti Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği üstlendi. Ardından Savcı Doğan Öz, Doçent Necdet Bulut, Şair Ümit Kaftancıoğlu ve Profesör Bedri Karafakioğlu öldürüldüler. Cinayetler insanların günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası durumuna girmişti.